geldiniz. Söz verdiğimiz gibi saat başında meselelerin içine giriyoruz, odaklanıyoruz. Fakat bir son dakika gelişmesi var. Şimdi Türk İş bugün açlık ve yoksulluk sınırını, o önemli araştırmasını paylaştı kamuoyuyla. Özellikle anlatacağım bunu. Asgari ücret 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını karşılıyor mu? Ne gezer? Asgari ücret daha Ocak'ta %50 zamlandı. Bu pahalılıkta eridi gitti. Akılda tek bir soru vardı. Ara zam olur mu? Vedat Bilgin, Çalışma Bakanı, yine olmayacak dedi. Fakat az önce meclisten çıkarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a haberciler sordu. Efendim, acaba asgari ücrete ara zam olur mu? Cumhurbaşkanı, Temmuz'da olacak dedi. İşte o sözler. Oldu. Emeklilere de bir zam yapılacak. Şimdi beklenti asgari ücrete bir ara zam söz konusu olacak mı? Ara mara olur mu ya? Zamları zaten yaptık. Evet, yani seçim zamları öncesi bir zam olur mu efendim? Hayır, öyle bir şey yok. Şimdi bütün zamların hepsini zaten açıkladık. Hayırlı olsun. Yani yıl sonunu mu bekleyecek asgari ücretler? Yok, Temmuz'da mı? Temmuz'da bir ara zam mı düşünüyorsunuz? Temmuz'da var. Devam edebiliriz. Hayırlı olsun. Efendim, Finlandiya'yı bugün kabul etmeyi bekliyor musunuz? Finlandiya geçtikten sonra İsveç'in durumunu, NATO üyeliğini ne zaman ele alırsınız? Bizim onlardan beklediğimiz bazı şeyler var. Önce onların yerine gelmesi lazım. Onlar yerine gelmeden olmaz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten öyle. Asgari ücret neredeyse Türkiye'nin temel çalışanlarının standart ücreti haline geldi. Eskiden asgari ücret çok nadir alınan bir maaştı. İşte kasada, arkada bu iş yerinde asgari ücret uygulanmaktadır yazısını hepimiz iyi hatırlıyoruz. Herkes asgari ücretin üzerinde alırdı. Bugün o hale geldik ki 8.506 lirayı, evet, 7 milyon çalışan alıyor. Nasıl olacak? Evet, nasıl olacak? Peki, Ankara'nın siyasi koridorlarına yeniden dönme zamanı. Şeyma Paşayiğit şu anda bizi bekliyor Ankara'da. Şeyma, Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli bir toplantı var. O toplantı ne aşamada? Sen anlat ama izninle ikinci bir soru. Bu toplantının ardından Kemal Bey, Muharrem Bey'e doğru hareket edecek gibi görünüyor. CHP çok hareketli. Hadi detayları versene. Ekrem Açıkel, siyaset trafiği hızla devam ediyor. Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz haftalarda Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve HDP'yi ziyaret etmişti. HDP'den sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun en çok merak edilen ziyareti bugün gerçekleşecek. Saatler 17'yi gösterdiğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret edecek. Bu görüşme talebi Cumhuriyet Halk Partisi'nden gitti ve Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı olmak için 100 bin imzayı toplamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı yarışında Muharrem İnce'den destek isteyip istemeyeceği merak konusu ve Muharrem İnce'ye bakanlık verilmesi konusunda da müzakere edilir mi? Bunlar sadece şu an için iddia düzeyindeki merak konuları. İki tarafta, iki partide bu ziyaretin sadece nezaket ziyareti olduğunu vurguluyor. İki tarafta bu ziyaret nezaket ziyareti diyor. Memleket Partisi bu görüşmenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin bir basın toplantısı düzenleyeceğini de ifade etti. Ve bu kritik ziyareti öncesinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı an itibariyle başladı. Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısına başkanlık ediyor. MYK'da Muharrem İnce ziyaretinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Peki gündemde başka neler olacak, onları da aktaralım. Seçim kampanyası MYK'da değerlendirilecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı mitingler ve geziler yine MYK'da değerlendirilecek. Ve depreme ilişkin konular, belediye başkanlarının deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar ele alınacak. Bilindiği gibi partiler Yüksek Seçim Kurulu'na 9 Nisan'a kadar milletvekili
kendi aday listelerini teslim etmek zorunda ve CHP'de de 8 genel başkan yardımcısı milletvekili adaylarıyla yüzle görüşmeler yapıyor ve ilerleyen günlerde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu 8 genel başkan yaptığı görüşmeler için bir toplantı alacağını da öğrendik. Bunu da ifade etmiş olalım ve CHP Genel Merkezi'nden sözü yeniden İstanbul'a bırakalım. Şeyma, çok teşekkür ederim. Hareketli bir gün olacak. Bütün gözler, dikkatler, objektifler Memleket Partisi'nde, gelişmeleri an be an senden almaya devam edeceğiz. Şimdi Cumhurbaşkanı adayı, 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu tüm gücüyle dün o startı verdi. Daha Türkçe konuşalım. O başlangıcı, o ilk adımı attı Konya'dan. Konya Türkiye için özel bir şehir. Sadece ürünleriyle, topluma, ülkeye kazandırdıklarıyla değil, Mevlana mirasıyla. Gez dünyayı, gör Konya'yı. Gel, ne olursan yine gel. Konya aynı zamanda milliyetçi muhafazakar geleneğinde kalesidir. Fakat hiç görülmemiş bir şekilde, daha önce hiç karşılaşılmamış bir şekilde Konya, Kemal Kılıçdaroğlu'nu bağrına bastı desem inanın abartmış olmam. Birçok ziyaret yoğunluktan dolayı iptal edildi. Bir şey söyleyeyim mi? Yandaş medya, AK Parti'ye yakın medya, hayırdır Konya, Kılıçdaroğlu'na bu ne ilgi diye manşet attı. Hale bakın. Hadi Konya'ya gidelim. O siyasetin, o ağır ifadelerinin ardında Kılıçdaroğlu'na gösterilen ilgiyi birlikte izleyelim. Burası Konya. 2018 seçimlerinde Erdoğan %74 oy aldığı yer. Metrelerce uzayan kalabalık, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için sadece kalabalık değil, izdiham. Yoğun ilgi esnaf ziyaretlerini yarıda kestirdi. Esnaf arkadaşlarımı bu kalabalıkta ziyaret etme şansım yok. Çünkü kalabalığız, onlara zarar vermek istemiyorum. Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş ve İmamoğlu ile birlikte Konya'daydı. Çiftçilere seslendi. Meşhur bir baraj var, KOP projesi var. KOP projesi dolayısıyla bir türlü Konya Ovası'na 20 yıldır su gelmiyor, doğrudur. O suyu getireceğim, o çiftçiyi mutlu edeceğim. Daha sonra millet buluşmasındaydı. Kürsüye çıkarken Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu sloganları atıldı, pankartlar açıldı. Bahar geldi ama baharı her yıl getireceğiz. Her yıl, her mevsim getireceğiz. Ne dedik? Birleşe birleşe kazanacağız. Seçim kampanyasını bu sözlerle başlatmıştı. Sana söz, yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek. Hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç ettirmeyeceğiz. Bu kez sözüm söz dedi. Her bir genci, arkadaşınızı ikna edeceksiniz, sandığa gidecekler ve Millet İttifakı'na oy verecekler. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Benim sözüm de söz. Gereğini yapacağım. Bay Kemal verdiği sözden asla dönmeyecek. Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı kürsüye çağırdı. İki değerli arkadaşım, onlarla beraber geldim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu. Ve diğer Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara'yı Mustafa Kemal'in Ankara'sı yapan Mansur Yavaş. $418 milyar vazgeçmeyeceğini bir kez de Konya'dan tekrarladı. Alacağım, alacağım. O paraları son kuruşuna kadar alacağım. Son kuruşuna kadar. Vaatlerini sıraladı. Dolarla verilen ihaleler, aç kalan çocuklar, kadınlar, liyakat ve adalet. Hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç ettirmeyeceğiz.
Hiçbir çocuk, anne sabahleyin çocuğunu, evladını okula gönderirken acaba beslenme çantasına ne koyayım diye düşünmüş.